Bak, Bence sizin gibi. ama yöneticiler de senin attığın zarı atmışlar, değil mi risk zarı? Onlar zaten Çünkü... hocam siyasilerin attığı. <laughs> yani. siyasi yani siyasi evet. hayatın attığı zar zaten bu oynama süresiyle ilgili yani ne kadar oynayabiliriz, kaç yılda bir seçim var. E biz yani hangi siyaset ee, siyasetçi demeyelim, siyaseti profesyonel olarak seçmiş. İnsan. Ayrıca da siyaset de profesyonel olarak seçilmez bu. Siyaset bir e, devlet görevidir, toplumsal bir görevdir. Her demokratik ülkede e, bir takım toplumun önde gelen insanları, farklı şahıslar bu görevi yerine getirirler. Bizim ülkemizde profesyonel bir meslek olarak yapılmakta. Bunu söylemezsem evet. ölürüm. Evet, hem zarar atıyorlar, hem de o yüz bin onların parası değil. Tabii. Yani. Ben de evet yani teoriyi Nasıl dinlerken zarı atıyorlar, atıyorlar hem de yüz bin onların parası değil yani yani evet. canı, canına yani diyor ya yüzde beş ölüm riski varsa da diyor ki bu tercihi yapıyor bir vatandaş evinde evet. otururken ama yöneticiler yerel yönetimler öyle yapmıyor diyor ki şu, ben şu kadar iktidardayım burada mesela işte valiyim belediye başkanıyım neyse işte karar verici diyor ki seçim dönemimde deprem olmazsa ben kurtardım gibi bir riske alıyor. Evet. O parayı başka yere Ama bu işte beraber aynı geminin içindeyiz, aynı toprağın bir parçasıyız, aynı toprakta toprakların üzerinde aynı yerden geldik, aynı yere gideceğiz. Bütün bunları tabii ki hep hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bu tekrar bir çok güzel anlattınız. Ben bir de burada buradan okuyayım. Beklenti teorisi insanların olasılığı doğru bir şekilde değerlendirmekte zorlandıklarını yani biz demek ki şu anda bu yayını izleyen ya da benzer yayınları izleyen insanlar, kendi hayatları için, çocukları sevdikleri için endişe eden insanlar aslında şu anda deprem stresi altında, aynı anda ekonomik stres altında, aynı anda buna benzer farklı e, e, şeylerle, şartlarla, efendim işte mesleğimi buradan, bu şehirden ayrılırsam yapabilir miyim? Çünkü hep bunları konuşuyoruz, yani işte... E, yeni projeler var ya herkesi Konya'ya doğru alalım falan gibi ya da işte başka e ama işte bazı meslekler metropollerde yapılabiliyor bazıları yapılamıyor bazıları uzaktan olabiliyor iletişimle bazıları olamıyor e, falan. Ama herkes bir stres altında ekonomik stres deprem stresi ve diğer stresler çoğu durumda düşük olasılıklı olayların olasılığını abartma ve yüksek olasılıklı olayların olasılığını hafife alma eğilimde. Yani burada düşük olasılıklı olay mesela sağ kalmamız yüksek olasılıkla da ölmemiz mi acaba? Yani biz Positif öyle. Pozitif durumlar için düşük olasılıklı olay yani düşük olasılıklı olayları abartma derken e, zaten olas o okuduğunuz metinde risk kelimesi yerine olasılık kullanmasının sebebi o yani evet. hem pozitif hem negatif durumları ifade etmek istemiş. Evet, aynen. Aslında biz risk ve şans diye bu ikisini birbirine ayırırız. yani negatif şeyler için risk, pozitif şeyler için şans ve hani e, Evet, az önce bahsettiğimiz e, mevzu, yani o metnin tam doğru ifade ettiğini düşünmüyorum, e, en azından terimler anlamında. Çünkü düşük olasılıklı riskleri abartma konusunun daha spesifik şartlar altında oluştuğunu söylüyor. Yani beklen teorisinin derinliklerinde, Hı. E, işte daha küçük olasılıklı ama beklen e, terimsel konuşacağım için anlaşılmayacağı için. Ya o biraz daha spesifik bir durum. Öyle söyleyeyim. Ama Peki hani çıktısını söyleyeyim size. Hani kışın beklenmedik bir zamanda güneş açtığı zaman insanların piyango alma satın alma şeyleri artıyor. Yani en azından öyle söyleyeyim. Yani düşük olasılıkları abartmamıza sebep olan psikolojik durumlarda var. Ve bu beklentimizin aksine olumlu bir şey geliştiği zaman biz genelde bu eğilime giriyoruz. Bunu sürekli tekrar edeceği eğilimine giriyoruz. Zaten bu sebeple de mesela benzer riske maruz kalıp hayatta kalmak da risk algısını azaltan şeylerden bir tanesi. Mesela bugün herhalde böyle bir olayda eviyle ilgili risk analizi yapmakta en çok direnen insanlar 30-40 yıllık evde oturup 30-40 yıldır orada oturanlar olacaktır. Çünkü o kişilere göre biz burası 2-3 deprem atlattı ve hiçbir şey olmadı. Bu veriye dayanarak sıradaki depremde de hiçbir şey olmayacağına dair güvenleri inanılmaz bir, artıyor. Belli bir yaştaki insanların hem fiziksel hem e, ruhsal olarak mecali de olmayabilir. Tabii yaşla da ilgili bu. Yani bu. Çok hayır güzel bir, keskit, bunu bir şey olarak bir, bir, bir e, yaşlı bir kesimin bıkkın, yaşlı, Umutsuz bir kesimin ben bunu bir intihar formu olarak bile seçebileceğini düşünüyorum. Yani bu tamam kardeşim. Aynen. Yani ben bu kadar, bu kadar şeyi üstleneceğime taşınma, bilmem ne şu, bu, bu yaştan sonra tamam, bu hani e, kader e, meselesine gir Peki şöyle e, çözüm olarak bu sizin e, şeyiniz, düşünce tarzımızı kayıp değil kazanacaklarımız üzerinden şekillendirmek, çerçevelemek. Yani kesin olarak. Kendimizi, ailemizi, geleceğimizi mi kurtaralım? Kendimiz, ailemiz, geleceğimiz en önemli. Başka neyimiz var? Yani kendimiz, ailemiz, geleceğimiz. Yoksa riskli olan bu binayı mı kurtaralım? Buradaki bence bende bendeki problem şu. Yani bizim şu e, mantaliteyi ve bu e, hayat hazırlığı hep sadece bu ülkede değil, dünyada şöyle yapıldı. Sen mutlaka bu oturduğun şehirde bir apartman dairesine sahip ol. Onu bile söyleyemiyoruz. Apartman dairesi diyoruz. Tamamen yanlış bir Türkçe ile konuşuyoruz. Apartman zaten o dairesi dediğimiz şey. Öbürü bina, onun parçaları da apartmanlar, daireler falan. Ama işte o böyle gelmiş, böyle kullanıyor. Yani sen burada bir kendine ait bir 100, 150, 65 metrekareye sahip ol. Ve bunun için çalış. Yani hep bütün hayatını buna vakfet. Ve bundan bir tane edinebilirsen, edinebilirsen ömür boyu birkaç tane daha edin. Onu yani bir tane edinmekle de bitmiyor. Yani daha da edin ki mesela çocuklara da eşit olarak dağıtabil sonra filan gibi ayıp olmasın yani ikisi iki çocuk bir taneyi bölüşmesinler filan. Ya şimdi bu nasıl bu nasıl olacak bu? Ya ben bunu bulamıyorum ama belki de <laughs> hani bu nasıl olacak nasıl olacak hadi gidip uyuyalım değil de yani burada belki de bu sizin söylediğiniz sizin sözlerinizde arkadaşlarımız yani kendimizi ailemizi kendim kendim egom ben ben evet ne olursa olsun yaşamalıyım falan ailem ve ortak geleceğimiz ve de bunu bağlıyorsak eğer toplum olarak geleceğimiz ülke olarak geleceğimiz filan ya yaşamı sevmemiz lazım. Dışarıdaki hayat o kadar işte zor ki hayatta kalmaya çalışıyordu zaten depremden önceki de insanlar ya. Yani yaşamı sevdiğinde yani bu deprem gerçeğini bir kenara koyduğumuzda çocuğumuz mutlu olduğunda eşinden hayatında mutlu olduğunda konserlere gittiğinde hayat aşkın olduğunda tiyatrolarda mutlu olduğunda bu insanlar kolay iş yapabildiğinde kültür alanındaki insanlar yani o, zaten yaşam böyle bir şey. Yaşamı kutsamıyoruz ki biz. Kutsamıyorduk ki hayatta kalmaya çalışıyorduk. Onun için de insanlar şimdi o risk tercihini yaparken hayat mı bu mu diye zor zorlanmıyor belki de anlatabiliyor muyum? Çünkü onun tercih edeceği negatif şeyler işte taşınmak bir kere o kararı verecek. Bütün mal varlığı hayatı boyunca çalıştığı işte apartman ya da dairesi ondan vazgeçecek. Taşınma masrafı ne olacağı bilirsiz bir şey. Zaten İstanbul'la sıkışmış bir yerde kültür sanat hayatı mesela. Hatta bir bölgesine. Ya biz konuşurken ben iki buçuk sene önce bir deprem korkusuyla taşındım kendi evimden. Yani hala Beyoğlu'nda oturuyorum. Yani bu da mantıklı mı? evi Yani test ettirdin ettirmedin? Çünkü diyorum ki o kuzey bölgelerine gitsem, e, o zaman İstanbul'da yaşamayayım. Yani çünkü hayat burada diyorum gibi gibi. <laughs>